Arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde Cuma günü itibariyle gelen yeni oyuncuların analizini yapacağız. Bir de tabii ki Dream Fest Rival'ın analizini yapacağız arkadaşlar. Cuma günü itibariyle neler geldi bunları da anlatacağım. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalar değişimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ve haydi bakalım o zaman oyunumuza devam edelim. Videomuza devam edelim. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, öncelikle her zaman olduğu gibi klasikleşmiş gelen oyuncuların videolarını izleyelim. Espadas, Brian ve Diaz geliyor. Diaz yeşil geliyor. Espadas kırmızı geliyor. Ve Brian Kluivert yeşil geliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl geliyorlar. Birazdan analizini yapınca göreceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle her zaman olduğu gibi shop'a gelenleri görelim. Ay sonu itibariyle arkadaşlar şunlar sıfırlandığı için online madalyalar, lig madalyaları, club madalyalar buradan hepsini silin süpürün. Ben öyle yaptım. Size de tavsiye ediyorum. Bunu almamış mıyım? Bunu da alalım o zaman. Tamam. Sonrasında arkadaşlar Dream Ball Exchange Shop'a yeni oyunculardan işte Brian için Sonic Pass'la voleylik bir şut gelmiş. 455 momentli. Okado'ya da 455 momentli bir çalım gelmiş. Bu da herhalde şey kısmında, online kısmında aldığınız kutulu ama iyi oyuncular kısmında onu veriyor herhalde. Onun için getirmişler. Burada yeni special skill olarak Diaz'ın akrobatik bir voleysi var 480 momentli. Buradan arkadaşlar event'e birazdan göstereceğim event maçlarını yaparak alabildiğiniz kadar şeyi alın. Ben şu Dream Ball'ları almışım. Ya bu eskisi pardon. Şu yenisi. Bu eskisi. Buradan zaten ben hepsini toplamışım arkadaşlar. Şuradan da hemen öncelikle şu 20 DB'yi alalım. Yine 455 DB olduk işte. Bir şekilde kasılıyor arkadaşlar. Yani günlük düzenli oynarsanız, oyunun verdiklerini alırsanız, online lig maçlarını yaparsanız, ay sonunda onlardan gelen DB'leri toplarsanız bu şekilde kasılıyor. Nasıl kasıyorsun abi diyenlere duyurulur. Demin diyemedim. Battle Pass'tan gelen herhalde Okado ile ilgili o. Yani orada Okado geldiği için getirmişler skillini. Burada missions kısmında, events kısmında yine bir haftada tamamlayabileceğiniz, oyunda olmazsa vesaire 25 DB alabileceğiniz bir kısım var. 1500 enerji harcıyorsunuz. Birazdan göstereceğim event maçlarını günde 3 kere oynayabiliyorsunuz. 20 maç oynuyorsunuz. O da işte 7 günde tamamlanıyor ve yine 21 lig maçı oynuyorsunuz. Bir de online maç oynuyorsunuz. Ben oynadığım için aldım az önce. Ve en sonunda 25 DB'ye ulaşıyorsunuz. 20 DB'de shop'tan benim aldığım yerden. 30 DB'de oyunun kendisi verdi arkadaşlar. Ne yaptı? 75 DB. Eventlerde World Challenge geldi. Günde 5 DB oradan kasarsınız. Yani bugün itibariyle, Cuma günü itibariyle 80 DB. Cuma günü itibariyle değil, 25'i çünkü en erken Perşembe günü alabileceğiz 25 DB'yi. Ama 55 DB
almış bulundum. Hatta 55'ten de fazla. Niye? Çünkü şuraya da yeni maçlar geldi. Onu da göstereyim. Hidden maçlar. Bunu henüz yapmadım. 2 veya daha fazla gol at ve gol yeme diyor. Avrupalı kulüp oyuncularına işte %50 stat artışı veriyor. Yeşil oyunculara %50 stat artışı veriyor. Karlı sahada olduğu için kalecilerin kurtarma özelliği %10 düşüyor statları. Ve oyuncuların koşma hızı düşüyor. Ona göre bir takım çıkarırsınız. Ama şunu hemen en iyi takımımla, zaten birinci takımımla hızlı bir şekilde otomatikte oynattım ve ikisini de kazandı. Burada da ne diyor? En az 3 gol at ve kazan diyor. Rising Sun oyuncularının statları %100 artıyor diyor. Zaten Rising Sun'dan çok kolay takım kurduğum için otomatikte direkt yendim ve 2 DB oradan geldi arkadaşlar. Raid kısmında sanıyorum gelen bir şey yoktu. Varsa yorumlara yazın ama yok diye hatırlıyorum. Şimdi ona bakmayacağım. Event kısmını göstereyim. Event kısmında işte bu sefer de bunu getirdiler. 4 adımlı. İlk gün 3 adımını yaptınız. 3 DB. 4 DB buradan kazanabilirsiniz yani. Yani 55, 2 DB az önce gösterdiğim yerden 57, 3 DB de buradan 60 DB. 60 DB. Bir de bir yer daha var DB alabileceğiniz. Onu da göstereyim hemen. O da Enhanced Player kısmında. Yine buraya günde 3 maç oynayabileceğiniz ve 10 tane maç olacak. 3 DB de buradan aldığım için 58 DB, yok 57-60 63 DB filan, siz deyin işte 65 DB filan, 25'te perşembe geliyor, 90 DB işte kazanmış oluyorsunuz. Tabi günlük görevler, haftalık görevler derken, online maçlar derken oradan da topluyorsunuz. Yani gelen eventler bunlar. Bunlar da işte buradan 10 DB toplayacaksınız günde 3 maç yapa yapa, 10 tane maç oluyor. Bunları da böyle gösterdikten sonra oyuncu analizlerine geçelim arkadaşlar. Öncelikle Espadas'tan başlayalım hadi. 1228 stamina ile geliyor. Start break ile 1328 olur. Rising Sun geliyor. 30k saving, 46k fizik var. High ball, low ball normal arkadaşlar. Takım skilli 5 veya daha fazla kırmızı nan Japon oyuncu bulunursanız 25 takım skilli var. Pasifi S olarak geliyor. Rising Sun oyunculardan ne kadar fazla bulundurursanız, 8 oyuncu bulundurursanız statları %30 artıyor maksimum. Bayağı artıyormuş. 520 momentli keçi, 495 momentli keçi ve 440 momentli yumruğu var. Bond'u yok. Master keç özelliği var. İşte sakatlayan şutları bile tutabiliyor. Japon oyunculara karşı statları %10 artıyor. Başarılı kurtarışta full power'ı %20 daha çabuk dolduruyor. Ve yağmura karşı dayanıklı, istediği diril, Espadas dirili arkadaşlar. Bunu şöyle karşılaştırmak istiyorum. Karşılaştıralım bakalım. Bir Hernandez'le, bir Morizaki ile, bir de Genzo ile. Hadi bakalım. Espadas tabi işlerinde neredeyse en altta kalıyor diyebiliriz ama tekniği mesela Morizaki'den yüksek. Çünkü catch yakalayan bir kaleci olduğu için, Morizaki yumruklayan olduğu için doğal. Ama şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi statları %30 artıyor. Rising Sun oyunculardan kurulu bir kadro olursa. O zaman hani diğerlerine yetişebilir mi? Yani hani yetişemese de atıyorum şu punch'ı 15k'dan, şu işte %30'dan ne olur? 19.500 şuralar olur. Hadi bir de non-Japonlara karşı mı? Japonlara karşı mı? %10 artıyordu statı. Yani öyle şuralara gelebilir mesela. Catch de aynı şekilde. Ama neticede bunlardan geride bir kaleci. Pasifini tabi
atladığımızı düşünürsek arkadaşlar. Ve Hidden'lerde. Japon oyunculara karşı %10 artıyordu. Yani 8.5 rahat alır yine meta oyuncusu. Ryan'a bakalım. 1272 stamina, stat direkle 1372 olur. 47.5k atak, 36.5k defans, 32k fizik, highball, low ball, normal, forvet, orta saha oynatabiliyorsunuz. Takım skill'i 5 veya daha fazla yeşil non-Japon oyuncu bulunursanız 25 takım skill'i var. Matchup'ı 2 kere en fazla kazanırsanız her bir matchup kazandığınızda statları %20 artıyor. 445 momentli berkaçı, 455 momentli çalımı ve 490 momentli şutu var. Hepsi de S. Bu Proven Ace Shoot'a aynı zamanda dar açıdan kullanıldığında moment kaybetmeyen bir şut. Bond kısmında 3 veya daha fazla Avrupalı oyuncu bulundursanız 7 bond veriyor. Özel hareket kullanırken %5 daha stamina harcıyorsunuz ve Inside Master maç atabilirseniz %20 statları artıyor. İstediği drill yine Espadas drill'i. Bunu da kimle karşılaştıralım? Bunu da hadi biraz acımasızca olacak ama şut olarak Natu'yla karşılaştıralım. Tsubasa Misaki ile de karşılaştırabilirim de Natu'yla bir karşılaştıralım bakalım. Natu'yla bir karşılaştırdığımızda tabii ki Natu'nun şutu daha üstün, power'ı daha üstün ama şeyi unutmayalım. İki kere matchup kazanırsanız statları artıyor Brian'ın. O stat artışıyla şut da yakalayabilir Natu'yu. Hani grafiğe bakarak söyledim. Tam emin yani tam hesap yapmadım ama siz yorumlara yazabilirsiniz. Brian da bu şekilde. Brian da 8.5 rahat alır arkadaşlar. Yalnız 2 kere kazanırsanız her seferinde %20 artıyor. %40 arttığında bayağı kuvvetli vurursunuz yapabilirseniz. Diaz'a gelelim. Rising Sun 1273 stamina. Orta saha forvet olarak oynatabildiğiniz Diaz. High ball'u normal, low ball'u good. Statlara baktığımızda 42.3k atak, 24.5k defans, 37.6k da fizik görüyoruz. Rising Sun geldiğini söyledik. Yeşil geliyor. Takım skill'i yeşil oyunculara 28 takım skill'i var. A class bir pasifi var. Fiery Potential. Staminanız ne kadar azsa statlarınız o kadar yükseliyor. En fazla maksimum %30 artıyor statlar. Kafa şutuyla geliyor. Bunun animasyonunu gördüm. Bayağı düz bir vuruş yapmışlar. 480 momentli. 490 momentli çalımı var ve 450 momentli pas kesmesi var. Penaltı bondu yok. Penaltı area masters ceza alanı içinde statları %20 artıyor. Bir tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var. Tenacity özelliği var. Bir stamina ile bile özel hareket yapabiliyorsunuz. Ve çalım attığınız takdirde 3 kat ileri gidiyorsunuz arkadaşlar. Daha ileri gidiyorsunuz. O güzel. Şimdi hem penaltı area master olması orada %20 artıyor. Hem de işte staminasını azaltıp öyle şu çekerseniz %30 öyle artıyor. Bayağı bir artış yakalarsınız. Bunu da hemen kimle karşılaştıracağım? Tabii ki Brian. Yeni çıkan Brian. Ve yine Natu'yla arkadaşlar. Hemen forvet diyelim. Hollanda diyelim. Buradan Brian'ı alalım. Bir de Natu'yu alalım. Baktığımızda mavi olan Diaz bayağı bir içeride kaldı gibi görünüyor ama bu stat artışlarıyla, staminası azaldığındaki stat artışlarıyla ve ceza alanına girerseniz oradaki stat artışıyla diğerlerini yakalayabilir mi? Yani yakalayabilir ikisini birden yaparsanız. Hadi Diaz'ın da hatırı kalmasın, ona da 8.5 vereyim. Biraz daha aşağıda gibi, tabii şöyle aşağıda gibi. Kolay değil hani hem stamina azaltıp statlarını öyle arttırıp hem de üstüne penaltı araya işte ceza alanı içine
son dakikalarda bayağı bir iş yapabilir. Yani öyle diyeyim, statları artmış olur, staminayı da azaltmış olursunuz biraz. Son dakikaların adamı olabilir Diaz. Ve gelelim Fest Rivaul'a. Neden getirdiklerini anlamadığım Fest Rivaul'a. Ya daha depremden sonra işte hatırlıyorum yani Şubat sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Şubat sonunda getirmişlerdi zaten mavi Fest Rivaul'u. Tekrar niye getiriyorsun abi, ben anlam veremiyorum ya. 6 ay sonra bir daha getiriyorsun. Nerede abi Miller? Nerede adam gibi Hyuga? Nerede bunlar? Adam gibi Schneider nerede? Yani bir daha Rival getiriyorsun. 1341 stamina, stat break'le 1441 olur. Bayağı bir staminanız olmuş olur. 51.7k atak. Ciddi anlamda iyi. 37.5k defans. 44.7k da fizik var. Bayağı kuvvetli diyebiliriz. Takım skill'de işte her bir tip oyuncudan, her renk oyuncudan 3 tane bulundurursanız takıma 28 takım skill'i var. Fiery Potential C class olarak gelmiş. Zaten statları uçuk olduğu için staminanız ne kadar azsa statlarınız o kadar artıyor. Maksimum %10 yapmışlar. Çok da abartmaya gerek yok demişler. 500 momentli bir pası, 490 momentli bir pas kesmesi, 450 momentli bir çalımı ve A kaymayla geliyor. Bunu değiştirirsiniz. Bond'u yok. Direct hotline var. Nedir bu? Rival'dan pas alan forvet ve orta saha oyuncularının statları %5 artıyor arkadaşlar. Bir de inspire özelliği var. Siz maç apı kazandıktan sonra sizin takım arkadaşınız, orta saha ve forvet takım arkadaşınızın statları %5 artıyor. Bir de üstüne iki tane özel ketin bloklanmaya karşı koruması var. Yani 9-9.5 rahat alır Rival. Şöyle Tsubasa ve Misaki ile karşılaştırmak istiyorum. Kendilerini. Evet. Önce Tsubasa, sonra da Misaki ile karşılaştıralım bakalım. Yeşil olan Rival, kırmızı Tsubasa. Pardon, mavi olan Rival, yeşil Misaki, kırmızı da Tsubasa. Görüyoruz pas yönünde Tsubasa daha iyi. İşte defansta, blokta, intercept'te falan daha iyi. Yani Rival'ın iyi olduğu kısım neresi diye bakarsak işte dribble'da. Onun dışında yani hani Tsubasa ve Misaki'den bayağı daha iyi falan diyeceğim bir şey değil Rival, onu söyleyeyim. Yani şurada çok az üstün. Evet, şutta. Power'da çok az üstün. Evet. Ama kesinlikle tabi burada Power'da Tsubasa'dan bayağı üstün ama onda da biliyorsunuz moment devreye giriyor. Birlikte vurduğunuz şutlarda filan Power'a artıyor. Yani bence eşdeğer düzeyde yapmışlar ama Tsubasa, Misaki filan bilmiyorum. Hala bence hadi Misaki biraz Tsubasa işte kalıyor gibi ama aslında öyle değil. Yani bence hala Tsubasa Misaki daha etkili. Ve Rival'a da dediğim gibi 9-9.5 puan alır arkadaşlar. Bu şekilde puanını vermiş olalım, analizini yapmış olalım. Ve ana menümüze dönelim. Bu arada 3. adımda bir tane SSR garanti diyor ama yeni SSR demiyor. Artık şansınıza transfer atmayacağım tabii ki, biriktireceğim. Dediğim gibi çok özel bir transfer gelmezse böyle atmak istediğim yılbaşına kadar minimum 1500 DB. Zaten bayağı süre var da hani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay. Minimum 1500 DB olursa 3000 DB garantisi hedefler almak açısından. 3000 biraz zor ama arada transfer atmazsak ancak belki olabilecek bir şey. O da son ay hani fazladan DB verecekleri için işte SDF dönemi, yılbaşı dönemi diye. Ancak onları hesaba katınca olabilecek bir şey. Ama 1500 DB rahat oluruz diye düşünüyorum. Geçeriz ve bir tane SDF garanti olur. Bakalım, hele bir o zaman gelsin. Yine canlı yayın yapmak isterim yılbaşında. Zaman gösterecek. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Oynasarım kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team
Kaptım hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorsunuz. Hoşça kalın.